Sizin için seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Evet. Biz aslında Bünyan'da seçimlik bulunmuyoruz. Çünkü Bünyan'ın evladıyız. Her zaman Bünyan'daydık. Her zaman Bünyan'ın içerisindeyiz. Hepsi eşimiz, dostumuz, komşumuz. Satış yapanlar da, gezenler de. O sebeple seçimlik bir Bünyan gezisi değil bizimki öncelikle. Onu açık ve net ifade edelim. Madem Salı Pazarı'ndayız, Salı Pazarı'yla ilgili birkaç ifadede bulunalım. Bünyan'ın tabii ki genel sıkıntıları var. Yapılması gerekenler var ama önceliğimiz Salı Pazarı olsun. Canlı canlı burayla ilgili problemleri aktaralım. Bizim Bünyan'ımızın bir Salı Pazarı kültürü vardı. Bizim aslında tarihi Salı Pazarımız burası değil. Burası sonradan yapılma bir kapalı pazar. Salı Pazarımız Bünyan'ın çarşısındaydı. Çarşı boyunca neredeyse 1,5 kilometrelik bir alanı kapsayan adeta festival havasında bir Salı Pazarımız vardı bizim. Ne oldu? Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı pazar yeri yapıldı. Eski esnafımızın sadece 1/3'ü şu an burada bulunabiliyor. Geri kalanının pazar yeri açabileceği bir alan yok. Müşteri anlamında da burada ciddi bir kayıp yaşandı. Esnafımız eski cirosunun 1/4'ünü dahi burada yapamıyor. Neden? Buralar küçük memleketler. Buralarda herkes yüz yüze bakıyor. Salı pazarını insanlar bir festival niyetiyle kullanıyordu Bünyan'da. Gezi alanıydı Bünyan için. Yani haftada bir gün olsun şehrin güzelleştiği, şehrin yoğunlaştığı gündü bizim için. Ama şu an sadece bir karanlıkta, bir gölge ortamda, yani insanın içini sıkan bir ortamda alışveriş mantığına dönüştü sadece. Düz bir alışveriş mantığına dönüştü. Bu olunca ne oldu? Esnaf burayı terk etti, müşteri burayı terk etti maalesef. Biz ne yapacağız? 31 Mart seçim kazandığımız takdirde 2 Nisan Salı günü Salı pazarımızı eski yerine taşıyacağız. Peki burayı ne yapacağız? Burada da bir hafta sonu pazarı oluşturacağız. Bu hafta sonu pazarında da özellikle köy pazarı mahiyetini kazanması için bizim Bünyan'ımızın köylerinde üretilen meşhur peynirlerimiz, yağlarımız, yoğurtlarımız, pekmezlerimiz, salçalarımız, bizim köylerimizde üretilen her ne varsa biz köylümüzü buraya taşıyacağız. Ürünlerini burada satacakları burayı meşhur bir köy pazarı haline dönüştüreceğiz. Hafta sonunda Bünyan iki pazarlı bir döneme başlayacak bizim dönemimizde. İnşallah yeniden ne yapacağız? Bünyan'da Salı pazarı kültürünü inşa edeceğiz. Hem esnaf anlamında hem müşteri anlamında burayı hareketlendireceğiz Allah'ın izniyle. Daha çok konuşacaklarımız var belki ama Salı pazarında canlı canlı size bunu ifade etmek keyifli oldu bizim için. Peki halkın teveccühü nasıl İYİ Parti'ye ve size karşı? Burada yerel seçim söz konusu olduğunda halk isimleri önceler. Yani isimler özelinde giden bir seçim yaşıyoruz biz burada. Halk bizi tanıyan, bizim halkı tanıdığımız, isim bildiğimiz bir memleket. Herkesin bizi tanıdığı bir yurt burası. Biz geçmişi, kökenleri Bünyan olan bir aileyiz. Geçmişimiz burada, geleceğimizi de burada Bünyan'da inşa edecek bir aileyiz. Biz sadece 31 Mart'a kadar Bünyanlı değiliz. 31 Mart'tan sonra da Bünyanlıyız. Yani 1 Nisan'da da kazandığımız takdirde insanların hatırı üzerinde olan bir siyasetçiyiz. Kazanmadığı takdirde de 1 Nisan'da yine Bünyan'da olacak bir aileyiz. Yani seçimden önce Salı Pazarı'nı değil, 2 Nisan'da da Salı Pazarı'nda olacak bir aileyiz diyelim biz. Bünyan bizim yurdumuz, memleketimiz. Bünyan bir marka ilçe. Bu marka ilçeyi biz geleceğe taşıyacağız Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim.